Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ege'nin güzel otlarından çiriş otu aldım. Çiriş otu pirinçli gluten free çiriş otu yemeği yapmak istiyorum. Şöyle bir iki tanesini de pilavım için ayıracağım. Güzelce sirkeli suyun içerisinde beklettim şöyle kök kısımlarını alalım. Çünkü aralarında tozlar olabilir. Onları alıyorum. Tekrardan bir daha suyun içerisine bastırmak istiyorum. Aralarını açtıktan sonra şöyle güzelce yine suyun altında yıkadım. Çünkü bayağı toprak var. Bastırdım. Ve çiriş otumuz hazır. Tıpkı pırasa gibi, pırasanın kardeşi dediler, amcası dediler bana. İlk defa pişiriyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. O yüzden ben de sizinle birlikte ilk defa deneyeceğim. Umarım beğeniriz. Pırasa gibi güzelce çirişlerimizi doğrayalım. Kavrulmuş kıymayla birlikte, soğanımla beraber hepsini birlikte bir güzel kavuralım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var ve kavrulmuş kıymam var. Dediğim gibi sade de yapabilirsiniz, bulgurlu da yapabilirsiniz ama ben gluten free besleniyorum. Burayı da Eren'le her şey kardeşimizin pilavından yapacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Gerçekten çok güzel tarifleri var. Eren'le her şeye de desteklerinizi bekliyoruz. Becerikli, titiz, sağlıklı beslenen, gerçekten enerjisi yüksek bir kardeşimiz. Bunu buzdolabına kaldıralım. Bir adet de soğan kullanacağım. Arkadaşlar dilerseniz soğanı önceden doğrayabilirsiniz. Kavurabilirsiniz. Ben pratik tarifleri seviyorum. Hiç gerek yok. Zaten hepsi soğan gibi. O yüzden çirişlerle birlikte soğanı, kıymayı, zaten kıymam kavrulmuş. Kavuralım. Bakın içinden bir tane de sürpriz bezelye çıktı. Çok da güzelmiş. Bakalım ayrıntıyı kimler fark edecek? Onu da içerisine alıyorum. Çünkü tek başına bir şey yapamam. Soğanlarımızı da alalım tenceremize bir güzel kavuralım. Tuzumuzu ilave edelim. Kapağını kapatalım, kavrulmaya bırakalım. Pirinç ilavesi yapalım. Dilerseniz daha fazla da atabilirsiniz. Salçasını, baharatlarını ilave edelim. Dilediğiniz baharatı atabilirsiniz. Ben biraz karabiber, biraz da pul biber ilavesi yapıyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıp suyunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Pirinçlerimiz yumuşayana kadar bir güzel pişirelim. Çiriş otu yemeğimiz pişti. Gerçekten değişik ve güzel bir kokusu var, aroması var. Şöyle tabağıma alıyorum. İçinde bezelyesi de çok güzel pişmiş. Soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurtla ya da bu şekilde sade olarak tüketebilirsiniz. Daha sıcak olduğu için ben yoğurdunu ilave etmeyeceğim. Soğuduktan sonra üzerine yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Umarım kıymalı çiriş otu yemeği tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarına bir kap su, bir kap mama bırakmayı unutmayın. Kefir, anne.